Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Dedim ya, bu iki odada değişim olacak diye. O iki oda boyanacak. Ama önce tabi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya ne hazırlayayım canım ya? Ya pek uğraşmıyorum. Pek etmeyelim bence. Hemen bir yumurta yiyelim. Ben de yumurta istiyorum. Tamam annem. Sunny side up istiyorlar. Tamam. O zaman ben bir tereyağı sunny side up yapayım arkadaşlar. Neyse, şaka bir yana kahvaltımı gösteririm. Şöyle son bir bardak çayımı da aldım yine. Bugün günlerden cumartesi, söylediğim gibi bugün liselere geçiş sınavı var. Gerçi bu videoyu izlediğinizde sınavınız bitmiş olacak. Rabbim emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Rabbim istediğiniz yerlere hayırlısıysa gelmeyi nasip etsin. Geçmeyi, orada okumayı nasip etsin. O mesleği yapmayı nasip etsin inşallah. Biliyorsunuz bugün 20 Haziran bizim evlilik yıl dönümümüz. Emrah diyorum ki işte Rabbimin dediği oluyor diye boş edemiyoruz. Ben o kadar uzun zamandır düşünüyorum ki biz evlendikten belki de 2 yıl sonra falan, hani diyordum 10. yılımda. Tabii ki o zaman maddi manevi ne halde oluruz, ne durumda oluruz. En yakınlarım, en sevdiklerimle beraber bir mekan tutup böyle eğlenceli bir gece geçirmeyi istiyorum falan diye zaten biliyorsunuz. Ama dediğim gibi Rabbimin dediği olur işte. Rabbim daha kötü günler göstermesin, yaşatmasın. 10. yılım böyle bir zamana denk geldi. Böyle bir güne denk geldi. Ev var ya, of Allah'ım, dandini. İki oda da değişim olacak biliyorsunuz zaten. Ama sanki tüm odalarda yapılmış gibi şu an. Tabii ki her şey bir yerlere çekildi, alındı derken doğal olarak banyoya bir şey koyuyorsunuz, araya bir şey koyuyorsunuz. Çünkü evin metrekaresi belli. Yani her yer dandini. Dediğim gibi Emrah badanaya başladı. Birazdan onu da çekerim. Aslında iki tane fırça olsaydı dedim bir yandan ben de yaparım. Emrah dedi şu anlık senin yapacağın bir şey yok deyince iyi o zaman dedim. Bir bardak çay daha içeyim, ondan sonra mutfağı falan toparlarım. Akşama ne yaparım onu bir düşünürüm. Vakitlice onu da yapıp koymak istiyorum, pişireyim. Çünkü eşyaları falan çekme, yavaştan bir şeyleri yerleştirme işi olabilir. Biliyorsunuz bizim yatak odasının parkesi yok. Yani çocukların odası olacak odanın parkesi yoktu sadece. O odanın parkesini sipariş ettik. Onu da Allah'tan bir şey olmazsa, bilmiyorum, bir aksilik olmazsa pazartesi takmaya gelecekler. Tüm eşyaları artık odadan boşaltırız ki nasıl boşalacak? Kutay'ın odası o kapıdan çıkacak şekilde parçalara ayrılacak. Zaten demonte geliyor zaten, biliyorsunuzdur o da. Bizim yatak öyle, bazalar öyle. Benim belde disk kayması var. Hatta bel fıtığı başlangıcı var. Çoğun tabii ki de Emrah yapacak. O da bana muhtemelen pek el etmeyecek ama ben kıyamayacağım. Biz halledeceğiz bakalım, hayırlısı. Bir de dün BİM'den bir şeyler aldık. Size onları göstereyim. Pek bir şey değil ama belki sizin de ilginizi çekerse diye göstermek istiyorum. Onu gösteririm işimi bitirince. Mutfağımı toparladım. Makinemin deterjanını falan da koydum ama çalıştırmadım ses olmasın diye dedim. Ve sizlere ufak bir alışverişim oldu BİM'den, onu göstereceğim diye. Vantilatör de yanımda, zaten yaz aylarında en yakın dostumuz vantilatörler, klimalar, öyle değil mi yani? Mutfağı toparladıktan sonra da Emrah'ın yanına gittim ne yapıyorsun diye. Yatağı biraz daha çektik. Şöyle elimin içi, bilmiyorum oradan görünüyor mu? Kan toplamış gibi görünüyor. Yine şurası da öyle, gördünüz mü? Şu an süpürge sesi de geliyor olabilir. Çünkü oraya park yapılacağı için süpürgelikleri çıkarır mısınız demişler. O kenarlarda bir şeyler vardı. Emrah önce onları söküyor. O yüzden söktükten sonra da bir şeyler tabii ki dökülüyor. Onları temizliyor ara ara. O yüzden ses gelebilir. Kusura bakmayın. Evet, şöyle bir duş perdesi gördüm BİM'de arkadaşlar. Banex markasıymış. Çift kanat. Tek bir kanadı eni 100, uzunu 200 cm. Ama bana çok şey geldi.
hen olarak dar geldi. Ben bizim evdekini de bu boylarda sanıyordum. Beyaz, kendinden deseni var. Mermer desen mi denir, ne denir? Dediğim gibi desen renk olarak çok ama çok hoşuma gitti ama ben biraz daha geniş istiyorum. Değiştireceğim banyo perdemi, yıllardır kullandığım için perdesinde bir sıkıntı yok ama paspasını çok sık tabii ki yıllardır yıkadığım için 10 yıllık evliyim. Bugün 53 yıl dönümüm. Bu arada eşimin de hediyesini sizlere onu da göstereyim. Dün akşam verdi bana. Çok güzel, çok beğendim hediyesini de. Ne anlatıyordum ben? İşte paspasın altı tabii ki döküldü bir süre sonra artık. O yüzden onu da değiştirmek istiyorum. Bunu da değiştirmek istiyorum. Yani duş perdemi. Ama bu olmadı. Artık başka bir yerden bakacağım. Bir de şöyle bir şey gördüm. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Duruşu falan böyle bir şık geldi bana. Şöyle tutma yeri bambu, yani ahşap. Burası böyle çıkabiliyor. Rahatça yine yıkayabilirsiniz. Diş fırçalık. Yani buraya da yine diş macunlar konur. Ne bileyim, krem falan konabilir, günlük kremleriniz. Ağız bakım suyumuz falan, macunlarımız böyle çok rahat sar. O yüzden de bunu alayım dedim. Yani hoşuma gitti, şık duruyor. Birkaç da böyle bir kozmetik alayım dedim. Şu şekilde. Bunu zaten katalogda derin görünce çok heves etmişti. Renk değiştiren ojeler. 3 rengini aldım. Ilıkta, soğuk suda ve sıcak suda renkleri başka oluyor. Ama en çok kendini belli eden rengi bu. Bu üçünden. Budva isimli şu rengi. İnanılmaz da güzel bir rengi var yalnız. Şöyle adını da yine göstereyim. Görünmüştür sanırım. Bu Alaçatı isimleri de çok güzel. Bunun rengi de çok güzel. Bu da Bodrum pembe olanı. Dediğim gibi ama en güzel renginin değiştiğini bundan anlıyorsunuz. Tam olarak hani sıcakta soğukta ne renk onu tam hatırlayamıyorum ama birisinde daha turuncu oluyor. Birisinde daha sarı, birisinde daha kırmızı oluyor. Böyle yanar dönerli bir renk. Gerçekten çok güzel. Beğendim. Derinin de çok hoşuna gitti. İlk defa bu markadan bir şey aldım. Çünkü orada bazı genç kızlar bu ürünün çok güzel olduğunu alıp yedeklediğini söylüyordu arkadaşına. Ona da öneriyordu. Sen de al, ben yedeğini aldım falan diye. Kontür ve aydınlatıcı paleti. Onlar öyle deyince dedim ki ben de bir deneyeyim. 15 liraydı arkadaşlar. Yani düşünürseniz 7,5 lira bir tanesine vermiş oluyorsunuz. Bir de paketlemesi falan da gayet güzel. Gayet seyahatte falan da çok rahat taşınabilir gibi geldi. İnşallah böyle odalar falan, evin işleri bir bitsin. Makyaj videolarını eğer en azından 2 haftada bir çekersem böyle deneyeceğimiz ürünlerden bu da. Bir de bu rimeli aldım. Ben bu rimeli daha önce kullanmıştım. Hatta yakın zamanda bitirdim diye hatırlıyorum. O yüzden bir tane daha aldım orada görmüşken. 13,5 lira mıydı neydi? Golden Rose'un High Definition Lift Up Great Volume. Çok güzel okurum yalnız. Muhteşem İngilizcemle. Bunu aldım. Bunun bir de kırmızı yazılısı olanı mı ne vardı ama ben bu siyah yazılısını beğeniyordum. Tek katta da güzel iş çıkarıyor. Bunları aldım. Evet, dediğim gibi gerçekten mini bir alışveriş oldu. Şimdi bunları yerine götüreyim. Ondan sonra kullandığımız boyayı size göstereyim. Evin halini size göstereyim artık. Dağınık. Yani sonuçta boya yapılan ev. Odaya geldik. Emrah poşetini falan taktı. Şimdi camlar açık. Vantilatörü de açacak. Terler çünkü hareket ettikçe uçuşmasın diye bantlıyor. Şöyle bir içeriği göstereyim mi size? Yerler zaten biliyorsunuz bu şekildeydi. Bayağı eski ve yıpranmış. Şu kenarlar dediğim gibi işte o süpürgelik dediğim şeyler. Emrah onları söktü ve bazı yerlere yeniden alçı yaptı düz olsun diye. Yine duvarlarda da öyle biliyorsunuz çerçeveler falan olan yerler vardı. İşte oraları da alçıladı. Şöyle şurada iki renk farklılığı son boyada dolabı çekmediğimizden, duvara monteliyor çünkü dolabı, onu çekmediğimiz için orayı boyamamıştık. Yani böyle bu şekilde görünüyor şu anda. Boyaları belki soranlarınız olursa bir göstereyim arkadaşlar. Tavan için bunu almış. Canım bunun içine su mu bir şey konuyor mu? Konuyor. Tavana. Ne kadar koyuyormuşsun buna? %30. %30.
10 kiloymuş bu. Duvar boyasını da getirdim arkadaşlar. Şu. Aa aşkım bu hangi marka? Hı? Polisan değil mi bu? Polisan şeymiş o. Yer markasıymış. Ha, Faber. Bizim önceden aldığımız boya yokmuş. Aslında onu da Masum Beyaz istiyorduk ama bu boyanın adı neydi canım? Üzerinde yazar mı acaba? Beyaz kum. Beyaz kum. Ben beyaz olmayacak ama yine beyaz bir renk istiyoruz. Emrahşan zımpara yapıyor. Sessizliği rahatsız edebilir arkadaşlar. Zımpara işi bittikten sonra boyaya zaten başlayacak. O zaman yine biraz çekerim. Ben mutfağa geldim. Mutfağa gelmeden önce de ben her videoyu başlattığımda süpürge sesi. Kusura bakmayın. Zımpara işini hala bitiremedi. Ben de küçük odanın yani bizim oda olacağın. Bu odanın tüm eşyalarını ortaya topladım ki Emrah bir kısmını ortaya toplamış ve halıyı kaldırmadan toplamış. Neyse artık yapacak bir şey yok. Zaten her türlü yıkamaya verilecek halılar. Ben de geri kalanı ortaya topladım. Sonra dedim ki Tuğba iş yap bitmiyor bir de her yerde tam anlamıyla bir şey bitmeden de bir işe başlayamıyorsunuz. Dedim ki geç mutfağa. Bugün bir de evlilik yıl dönümün sevdiğiniz bir şey yap dedim. Islak kek yapmaya karar verdim. Çocuklar da biz de çok seviyoruz. Böyle üzeri krem şantili falan yapmayı düşünüyorum. Sosunu pişirmeden yapacağım. Çiğden yapacağım. Bazen pişirerek de yapıyorum ama bugün pişirmeden yapacağım arkadaşlar. O zaman ben hemen ıslak kekimi yapmaya başlıyorum. Hazırladık. Onu da dolaba koyduk. Kalpli kek kalıbını ilk kez kullanıyorum. Bakalım hayırlısı. Meyve hazırladım şöyle çocuklara. Biraz kiraz ve karpuz hazırladım. Emrah'a da biraz götüreyim. Birazcık ferah bir şeyler yesin adamcağız. Aşkım meyve getirdim. Nereye koyayım? Meyve getirdim. Meyve koy. Evet. Hoş geldin. Vallahi. Şöyle koyarım ben. Getir istersen. Devrilmez. Tavanı boyuyor. İyi görecek, iyi iş çıkar. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar şöyle şurası karton piyer görüyorsunuz. Burası önceden bizden önce oturan salon olarak kullanıyormuş ama biz içeriği kullanmaya karar vermiştik. Çünkü oranın peteği daha uzundu. Orada daha iyi ısınır diye düşündük. Ama sonra gördük ki bu evin her tarafı aynı anda ısınıyor. Aynı sıcaklıkta ısınıyor yani. Boşa öyle bir şey yapmışız. Artık nişmiş, duvar kağıdı her şey de oraya yapıldı. O yüzden orası oturma odası oldu yani. Öyle de daha değiştirmedik. Bu arada kapılar da boyanacak. Şu an vantilatörün sesi eminim ki çok geliyordur size. Kapılar boyanacak. Zaten kapılarım bu boyanmış hali biliyorsunuzdur. Benim ilk videolarımı izleyenler bilirler. Bizim kapılarımız kahverengiydi. Beyaza boyadık ama yeniden bir boya aldık. Şey de boyayacak bu mutfak dolabının özellikle alt kısımlarını. Çünkü Kutay biliyorsunuz hep söylüyordum. Kepçe alsın, tencere alsın, bir şeyler alsın. İşte tencereyle beraber tutmaya çalışıyordu ya da kepçeyle tutmaya çalışıyordu derken bir de biz cila yapmamıştık. Vernik mi deniyordu canım ona? Kokusu yoğun olacağı için çocuklarla beraber sıkıntı olur evin içinde diye verniklememiştik. Tabii ki boya daha çabuk soyuluyor vernik olmadığı için. O yüzden alt kısımlara yeniden bir boya sürecek. Yani kapılar da boyanacak. Hatta kapı boyasını da aldım diye hatırlıyorum. Aldın mı? Boyası var. Hatta onu da size göstereyim. Kapı boyası bunu aldık. İlk boyadığımızda da buydu. Böyle beyaz bu arada. Tabii ki mutfak dolaplarının boyası bu değil. Onu da boyayacağımız zaman yine gösteririm size vlog çekersem eğer. Ama çekmesem de zaten detaylı eşimin kanalında da var. İzleyebilirsiniz. O iş bende diye eşimin kanalı var. Orada daha detaylı neler yaptığını, hangi ürünü kullandığını, hatta açıklamalarda linkleri de var değil mi bulabildiğini? Koymuş muydun?
İnternette olanları koydum da. Evet. Çoğu Koçtaş'tan almış. Evet, çoğu Koçtaş'tan alınmıştı. Yani eşimin de kanalına bakabilirsiniz. Eşimin de buradan reklamını yapayım. İnsan eşine reklamını yapmayacak da kimin reklamını yapacak, öyle değil mi? Ha işte böyle arkadaşlar. Gönül isterdi ki kapıları da değiştirseydim, banyomu da yenileseydim ama her şeyin bir vakti zamanı var işte, her şey aynı anda olmuyor. Yoksa herkes biliyor her şeyin en iyisini almayı, yapmayı, en iyisinde oturmayı, kullanmayı ama zamanla dediğim gibi Rabbim herkese her şeyin hayırlısını versin, herkesin gönlüne göre versin inşallah. Kapıları boyayacağız yani. Şimdilik durum bu. Evet, eşim karpuzunu ye dursun. Ben de kekime gideyim bir bakayım. Kekimi fırından çıkarttım. Buraya geldim. Size onu da söyleyeyim de dedim. Biliyorsunuz Derin'in odasına, bir saniye kamerayı öbür türlü çevireyim. Derin'in odasında petek bu kısımda. Ama biz ilk taşındığımızda bu petek şu kısımdaydı. Şu an dedim ya, her yer her yerde. O yüzden kusura bakmayın. Derin'in dolabında da bazı stikerler falan vardı. Ders programı vesaire bir şeyler vardı. O yüzden bant kalıntıları da var. İnşallah bunların hepsi halledeceğim. Ne anlatacaktım? Buradaydı ama biz hani o zamanki eşyaya göre vesaire o peteğin burada olmasına karar verdik ve buraya almıştık. Ama şimdi bizim oda düzenimize göre nereden ölçersek ölçelim bu peteğin burada olmaması gerekiyordu. O yüzden yeniden buraya aldıracağız. Ve bizim bu peteği ilk buraya alan da bizim yıllar önce ilk taşındığımız zamanlardaki karşı komşumuz, doğalgazcı, kombici zaten. O yapmıştı. Yine onu aradık. O gelecek. Arkadaşlar peteklerin değişimi için gelindi ama bayağı bir iş gerektiriyormuş herhalde. Hem balkondan işlem yapılacak, hem odadan, hem borular falan. Bakalım, inşallah sorunsuz hallolur. Ben de şöyle göstereyim. Kekimi çıkardım. Bir kısmı burada çünkü ortası bayağı bir kabarmıştı ve böyle koyduğumda hoş bir görüntüsü olmuyordu. Ben de düz yaptım. Keki de şöyle ayırdım. Şimdi buna şöyle de bir sos yaptım. Süt, toz şeker ve kapurdan oluşan. Kettle'ın sesi geliyor olabilir. Çay suyu koydum. Komşumuza bir çay ikram edelim kekimizle beraber. Arkadaşlar bakın, zil çaldı biraz önce. Ben de dedim kargo bekliyoruz çünkü bayağı bir kargo bekliyoruz hatta şu ara. Onlardan biri sandım ama meğer eşimin sürprizi varmış. Şöyle bunu açayım, göstereyim, hediyesini de göstereyim yeri gelmişken. Eşimin sürprizi, sürprizleri daha doğrusu. Emrah tek yalnız göründüğünden bayağı bir büyükmüş. Ben bu kadar büyük geleceğini tahmin etmemiştim diyor. Şöyle gördüğünüz gibi çikolata kaplı muhtemelen kekler. Ve burada da dün akşam verdiği, 12'den sonra verdi yani hemen dayanamayıp, Derin ve Kutay yazılı kolye. Ben böyle kolyeyi çok istiyordum yani. Çok anlamlı ve güzel oldu benim için. Evet, bu şekilde eşimin sürprizi. Şöyle bir tepsi hazırladım. Emrah'la komşumuz çaylarına değiştiler. Geri işlerinin başına döndüler. Emrah odayı boyuyor. Bir boru lazımmış herhalde. Bizim nalburdan, tanıdık nalburdan ben alırım dedi abi. Onu almaya gitti. Bir bardak çay da sonra da ben kendime koydum. Bu arada akşam yemeğine de biraz et çıkarmıştım. Türlü gibi etli bir türlü fırına vereceğim. Emrah artık duvarı boyamaya başladı. Gerçi şuradan başlamış, boyamış zaten ama tek kat olduğu zaten belli oluyor. İki katla yeterli olacaktır zaten. Nasıl gidiyor Emrah usta? Süper. Emrah şurada da şöyle bir şey var. Aşkım niye yerlere bir şey koymadın diyeceğim ama gerçi park yapılacak değil mi? Doğru diyorsun. Oh, vallahi içim açıldı. Rengini çok beğendim. Bugünün menüsünde böyle hazırladık. Karışık, sebzeli, etli bir türlü yaptım ama suyunu salçalı yapmadım. Böyle sade salçasız yapayım istedim. Canım böyle istedi. Bunu ilk önce pişirme kağıdıyla kaplayacağım. Şöyle ıslattım pişirme kağıdımı. Onun da üzerine folyo kapatacağım pişirme kağıdımın. Çocuklar da pirinç pilavı istediler yanına. Onu yapacağız. Cacık ya da yoğurt. Bakacağız artık duruma göre. Yani akşam menüsünü böyle hazırladık. Şimdi bunun da üstünü kapatayım. Fırına vereyim. Arkadaşlar buranın işi bitti dedim ya, buradaki petek camın altına alınacak diye.
alındı. Bayağı bir işlem sürdü. Bayağı uğraşıldı. Hatta şimdi balkona gidelim. Balkondan da böyle bir delik açıldı. Şimdi burayı temizleyeceğim. Evet, bayağı güneş var anneciğim. Ama olsun, buranın kalkıp... Olsun anne. Evet, olsun anneciğim. Buranın da yine kaldırılması lazım, bu şu green'i. Ama bugün yapılacak iş değil. Ancak bu kadar temizleniyor şimdilik. Dediğim gibi muhakkak bunu zaten kaldırıp burayı yıkayacağız. Bir de bakar mısınız? Lehim mi yapmış, bir şey yapmış herhalde de yanmış burası. Gördünüz mü? Emrah da dedi ki artık bu kısımları bankın altına getiririz. Eğer ölçü tutarsa, çünkü buraya göre ayarladı. Keserek yapmıştı bunları. Artık yapacak bir şey yok. Emrah alçı yapıyor şimdi. Bu boşlukları dolduracak. Burayı kapatacak. Yine derinin odasının o peteğin olan o kısımlarını da, oraları da dolduracak. Ondan sonra boya devam edecek. İkinci katı atacak. Yani epeyce iş var. Bu arada size çocuklara göstereyim mi? Derin kardeşine bir şeyler öğretmeye bayılıyor. Arkadaşlar ben mutfağa geri geldim. Şöyle gördüğünüz gibi ıslak kek. Yani aslında ıslak kek. Krem şantim bayağı sıcakta yumuşadığı için şekil vermem çok zor oldu. Vallahi sıcak havada pastacılar nasıl yapıyor bilmiyorum. Birazcık da krem şantiyi sade ayırmıştım ki sırf böyle şekiller verebileyim diye, ama çok az bırakmışım galiba. Yetecek mi onu da bilmiyorum. Şöyle seyrek seyrek koyayım da. Ve bitti. Sonuncu da olmadı ya. Şansıma bak. Neyse. Şöyle kirazlarım var. Çileklerimin tipini beğenmedim. O yüzden şey yapmadım. Çilek koymayacağım. Ama nasıl yapsam ya? Bilemedim ki. Ortaya mı yapsam? O da saçma mı olur? Keşke bana şimdi cevap versiniz. Sanki olmadı. Bir şeyler eksik burada. Arkadaşlar pasta süsü vardı bende, yıldızlı. Çok boş kaldı. Dedim ki böyle renklendirsem nasıl olur? Sonuçta bir pastacı değilim. Benden bu kadar çıkıyor. Ne yapalım? Aşkım Hindistan cevizi dökeyim üstüne. Dökme be. Dökme be. Hiç sevmiyor çünkü Hindistan cevizini. Neyse. Antep fıstığı dökeyim. Vallahi karışık, değişik bir şey oldu bu arkadaşlar. Yani böyle bir şekil oldu. Aslında bu aralara mı dizseydim kirazları dedim, ama sonra dedim ortası çok boş kalacak. Ne yapsam bilemedim. Neyse dedim. Eşit de yapamamışım şunu. Şöyle biraz alsam. Şöyle hatta. Böyle dursun. Ortadaki daha yukarıda kalsın. Niye gülüyorsun aşkım? Olmuş olmuş. Güzel işte ya. Dediğim gibi böyle süsleme püsleme konusunda pek böyle bir el becerim yoktur. İşte benden çıkan bu. Size bir dilim de keseyim de göstereyim. Buradan bıçağı daldırdım ama şöyle beyaz kısmını alayım dedim. Neyse ya. Neyse. Neyse. Neyse diye getirdim. Ay. Anne. Annem. Bu ne? Bakayım. Arkadaşlar ıslak kek şöyle görünüyor. Bir saniye. Allah, kirazım da düştü. Yıl dönümü pastamızı da kendimce bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Evet, yemeğim pişmek üzere. Pirincimi de ıslamıştım. Birazdan pilavımı da yaparım. Cacımı da yapıp dolaba koydum. Yani menümü hazırladım böylelikle. Arkadaşlar ben videomu burada sonlandırayım. İnşallah kısa bir video olmamıştır. Çünkü bundan önceki videom 14 dakikalık bir videoydu.
Hatta bugün yüklenen videoydu ve tabii ki söylenen arkadaşlar olmuş. Neden kısa video diye. Bu arada yorumlarım da açık. Son iki videomun yorumları açık. Bilmiyorum bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Yorumlarım hala açık kalır mı bilmiyorum ama inşallah ki kalır. Açık kalması her daim kalacak anlamına da gelmiyor maalesef ki. Çünkü Ramazan'da rahat bir 10 videomun falan yorumları açıktı ve sonradan kapatıldı 10 gün sonra. Yani açık olanlar da sonradan kapatıldı. O yüzden böyle çok heveslenmek istemiyorum. İnşallah açık kalır. Benim de dileğim bu sizler gibi. Birçoğunuz çünkü yorum yazmak istiyorsunuz ve ben de çok fazla yorumlarınızı okumak istiyorum. Çünkü öbür türlü sanki sadece ben tek başıma konuşup video atıyormuşum gibi geliyor bir yerden sonra. Ama öbür türlü karşılıklı sonradan da olsa bana bir cevap veriyorsunuz bir şekilde. Ha Instagram DM'den de tabii ki Allah razı olsun yalnız bırakmayanlar var ama yorum kısmı gibi olmuyor. Çoğu insan Instagram kullanmıyor ya da oraya gitmeye üşeniyor videodan sonra vesaire. İnşallah yorumlarım açık kalır da böyle ara ara sizlerle çekiliş de yaparım. Çünkü öbür türlü ulaşamıyorum kimseye de. Çekiliş yapmak içimden de gelmiyor açıkçası. Hayırlısı bakalım. Çekiliş demişken de çok uzun zamandır aklımda olan bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şu korona olayı bir bitsin. Rahatça böyle dışarıya çıkıp bir yerlerde gezeceğimiz, rahatça oturabileceğimiz zamanlar bir gelsin. Çekilişi kazanan iki arkadaşla beraber dışarıda kahvaltı planladım. Ama dediğim gibi bu koronanın bitmesi ve inşallah bu yorumlarım da açık olur. Ha olmazsa da bir şekilde ya Instagram'dan ya YouTube'da gönderiden vesaire. Artık oradan zaten yapacağım zaman duyurusunu yaparım sizlere. Kahvaltı deyince aklımıza sen geliyorsun diyen arkadaşlar oluyordu çünkü. Ben de o zaman dedim madem öyle iki takipçimle sohbet muhabbet ederek neden böyle dışarıda güzel bir kahvaltı yapmayalım, hem tanışmış oluruz dedim. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz bu çekiliş fikri hoşunuza gitti mi? Ve aklımda yine tabii ki de şey de var. Kahvaltı takımı da hediye edeceğim. Ben alacağım sıra zaten korona olayı falan oldu. Alamamıştım. İnşallah şu bizim bu tadilat vesaire değişim işi bir bitsin. Onun çekilişini de yapacağım. Çünkü söz vermiştim sizlere. Evet arkadaşlar artık o zaman ben videomu burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.